Arkadaşlar merhaba. Elimde bir tane şu şekilde bir suplan var. Ben bunu üç renk karışım olarak boyayacağım. Öncelikle birazcık Cadence Multi Surface Ultramarine biraz sıktım boya olarak. Cadence Multi Surface beyaz 001. Cadence Multi Surface bebek mavisi. Şimdi fırçamdan birazcık şöyle ultramarinden alıyorum. Biraz beyaz alıyorum. Biraz da bebek mavisi. Şöyle yapayım. Böyle gökkuşağı gibi, yani karışık alacalı bir renk olacak. Her zaman düz renkler olmaktansa biraz da böyle değişik suplalar yapalım. Tepsilerimizi de bu şekilde uygulayabiliriz. Bakın bir kenarına şu koyu lacivertten alıyorum. Ortaya biraz beyaz. Şu kenarına da birazcık da gök mavisi. Yani bebek mavisi. Üzerine ne yapacağımı daha karar vermedim. Önce boyama işlemimizi bitiriyoruz. Yalnız ahşaplarda ve polyesterlerde biz her zaman söylüyoruz bunu. Öncelikle bir zımpara yapmak gerekiyor tabii ki. Bakın şöyle göstereyim ben size. Aralarda böyle geçişler oluyor ve güzel bir görüntü çıkacak inşallah. Renklerin uyumlarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Bunun üzerine stencil olur, rölyef pasta olur. İstediğiniz şekilde uygulamalar yapabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen zevkinize kalmış. Aralardaki bu geçişler güzel olacak görüntü olarak. Bugün böyle bir değişik çalışma yapmak istedim sizlere. Şöyle göstereyim yine. Evet arkadaşlar, geçişlerimi yaparak boyamamı uyguladım. Şu şekilde oldu. Evet, bunun üzerine Cadence'in kolay transferi var, G24. Onu uygulayacağım. Öncelikle transferimin fazla kısımlarını şöyle kesiyorum.
transferimin üstündeki jelatinini şöyle çıkarıyorum. Ve transferimi tam bir transferimi şöyle ortaladım ve suplamın üzerine yapıştırıyorum. Elimle şöyle bastırarak. Daha sonra kolay transferde bir kapta su hazırlıyoruz. Ve pompon fırça ile ıslatarak şu şekilde pompon fırçamızı şöyle hafif ıslatıyoruz. Ve transferimizin üzerinden şu şekilde transferimizi ıslatarak oynamasını sağlıyoruz. Transferimizin her yeri ıslanacak şu şekilde. Transfer kağıdımız oynadığı zaman transferimiz çıkartılmaya hazır durumdadır. Her noktasını ıslatacağız ki deseni tam çıksın. Zaten süngerle yapınca transferin oynadığını birkaç dakika sonra göreceksiniz. Bakın transfer yavaş yavaş oynamaya başladı. Bu da hazır duruma geldiğini gösteriyor. Evet, şimdi transferimizi çıkarıyoruz. Çıkartırken aşağıya doğru çekerek çıkartıyoruz. Şu şekilde. Evet. Daha sonra da arka yüzüyle şöyle transferimizi iyice yediriyoruz. Kuru bir kağıt havluyla da daha sonra transferimizi kuruluyoruz. En sonda da her zaman her uygulamamızda olduğu gibi vernik uygulamamızı yapıyoruz. Ki hem boyayı koruma altına almak hem de transferimizi iyice sabitlemek. Evet, bu şekilde. Uygulamamız bu şekilde gerçekleşiyor. Tekrar başka bir teknikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.